Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün sizlerle birlikte ülkemizdeki akıllı telefon fiyatları üzerine konuşacağız. Geçtiğimiz günlerde biz bir video yayınlamıştık ve bu videoda ülkemizdeki akıllı telefon fiyatlarının düşeceğini sizlerle paylaşmıştık. Bunun nedeni olarak da ülkemizde kurulacak fabrikaları göstermiştik ki bu fabrikalardan bir tanesi biliyorsunuz TCL kuruyor. TCL'in ülke müdürlüğüyle bir röportaj gerçekleştirmiştik ve bu röportajda kendisi bize fiyatların %30 oranında düşebileceğini zaten söylemişti. Biz de bu bilgiyi tabii ki siz takipçilerimizle paylaştık. Fakat videomuzun altına gelen yorumlar genel itibariyle Türkiye'de telefon fiyatlarının asla düşmeyeceği yönündeydi. Peki ne oldu arkadaşlar? Ülkemizdeki fabrikaların üretime geçmesiyle birlikte bazı modellerin fiyatı aşağıya inmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde bir haber yayınlandı sitemize. Bu haberi gördüyseniz zaten hangi modellerden vesaire bahsettiğimizi de biliyorsunuzdur. Ülkemizde üretim gerçekleştirecek olan isimlerden bir tanesi de hatırlayacağınız üzere Samsung'tu arkadaşlar. Samsung üretim faaliyetlerine geçmesiyle birlikte ülkemizde daha önce 2000 Türk Lirası civarına sattığı bir modelin fiyatını anında 1300 Türk Lirasına düşürdü. Ki bu bizce bir başlangıç. Önümüzdeki süreçte daha pek çok modelin fiyatının da düşmesini bekliyoruz. Tabii ülkemizde satılan her model düşecek diye bir şey yok. Fakat üretimi ülkemize gerçekleşen modellerin fiyatı diğer cihazlara nazaran biraz daha düşük olacaktır. Şu anda tamamen varsayımsal olarak konuşuyorum. Oppo Reno 5 serisini Türkiye değil Çin'de üretebilir. Çin'den ülkemize gelen Reno 5 serisinin fiyatlarında herhangi bir değişim olmayacaktır. Fakat ülkemizde üretilen atıyorum A78 salladım şu anda. Bu model Türkiye'de üretilirse fiyatı normale nazaran %30 oranında daha ucuz olacaktır arkadaşlar. Böylece tekrardan 2000 Türk Lirası altına telefonlar almamız da mümkün olacak. Yine şunun altını çizerek belirtmek istiyorum sizlere. Burada sadece ülkemizde üretilecek olan telefonların fiyatlarının düşmesinden bahsediyoruz. Yoksa kalkıp da Apple iPhone'un fiyatını tabii ki düşürmeyecektir. Ya da Samsung üst segment cihazları üretip de ülkemize getirdiği zaman bunların fiyatında tabii ki bir değişiklik yapmayacaktır. Fakat şu kelebek etkisinden bahsetmek mümkün. Atıyorum Oppo, Samsung ya da işte Xiaomi, Vivo, TCL ülkemizde üretim yapacak şirketler bazı modellerini düşük fiyattan satıp da dışarıdan getirip ülkemize soktuğu cihazları yüksek fiyattan satarlarsa o zaman yönelim zaten ucuz fiyatlı modellere olacaktır. Dolayısıyla diğer modellerin satması için de fiyatlarının öyle ya da böyle düşmesi gerekiyor arkadaşlar. Buna da biz rekabet diyoruz. Burada rekabet unsurunun ön plana çıkmasıyla birlikte ülkemizdeki telefon fiyatlarının öyle ya da böyle düşeceğini söylemek mümkün. Halihazırda ülkemizde üretim gerçekleştirecek olan fabrikalar var. Bir de önümüzdeki süreçte üretim gerçekleştirme ihtimali olan markalar var. Bunlar da henüz tam olarak belirlenmiş değil. Yani tamam biz de üretim yapacağız demediler. Ama şu anda kulislerde dolaşan bilgiler de mevcut. Bunları da yine sizle önümüzdeki günlerde paylaşacağız arkadaşlar. Bu videomuzda ülkemizde düşen telefon fiyatlarına dikkat çekmeye çalıştık. Eğer şu anda yeni bir telefon almayı düşünüyorsanız biraz beklemenizi tavsiye edeceğiz. Çünkü önümüzdeki süreçte Xiaomi, Oppo, işte Vivo, Samsung, TCL gibi markalar tam olarak üretime geçtiklerinde fiyatlar daha da düşecektir. Şu anda biliyorsunuz bazıları deneme üretimlerine başladı. Mesela geçtiğimiz günlerde Teknoloji Bakanı Oppo'nun fabrikasını ziyaret etmişti ve orada ilk üretime dair detayları da direkt olarak kendi Twitter hesabı üzerinden paylaşmıştı. Tabii bunlar dediğim gibi daha emekleme adımları yani deneme üretimi aşamasındalar. Fakat önümüzdeki günlerde ki bu çok uzun vadeden de bahsetmiyorum. Muhtemelen birkaç ay içerisinde tam kapasiteyle üretime de geçecektir bu fabrikalar. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Eğer bu konu hakkında yorumlarınız varsa yani fiyatlar düşer ya da düşmez tarzında bir söylemde bulunmak istiyorsanız bu videonun altına yorum yaparak bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlerin yorumları bizler için önemli diyebiliriz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.